Benim güzel çocuklarım nasılsınız? Evet, geçen dersimde size kütüphanelerden bahsetmişim. Şimdi çok eğlenceli bir kütüphane şarkısı söyleyeceğim. Hadi başlayalım. Bam bara baram bam bara bara bam bam bara baram bam bara bara bam bam bara baram bam bara bara bam 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 bam. Astronot olur aya giderim, tohum olur filana dönerim. İstersen dünyayı kurtarır, canavarı bir lokma da yerim. Kanatlı kanatsız gökyüzünde uçarım. Bazen sihir, bazen bilimle. Çok sıkılır, ruhum ister macera. İşte o zaman sığınırım güzel bir kitaba. Canım bazen çok sıkılır, ruhum ister macera. İşte o zaman sığınırım güzel bir kitaba. Yoluyla yenerim. Dostlarımla birlik olmayı çok severim. Canım bazen çok sıkılır, ruhum ister macera. İşte o zaman sığınırım güzel bir kitaba. Canım bazen çok sıkılır, ruhum ister macera. İşte o zaman sığınırım güzel bir kitaba. Paylaşmaktır en güzeli, hem kitabı hem kitaba sevgiyi. Haydi gel burada buluşalım, kütüphanedir bunun yeri. Canım bazen çok sıkılır, ruhum ister macera. İşte o zaman sığınırım güzel bir kitaba. Canım bazen çok sıkılır, ruhum ister macera. İşte o zaman sığınırım güzel bir kitaba. Evet çocuklar, şimdi size bir masal anlatacağım. Ama ondan önce bir masal şarkısı söyleyelim mi? Hadi bakalım başlayalım. Nasıl, çok eğlenceli bir şarkı değil mi? Şimdi güzel bir masal anlatacağım size. Hadi bakalım dinleyin beni. Başlıyorum. Masalımızın adı Yaramaz Kedicikler. Bakın resmine. Evet. Bakalım ne anlatıyormuş bu masal bize. Parkın birinde yaramaz mı yaramaz atları Pufi, Pötü, Pisi ve Pati olan 4 kedi yavrusu varmış. Bu kediler her gün annelerinin sütünden çıkıp türlü türlü yaramazlıklar yapıyorlarmış. Yine bir gün anneleri uyurken 4 kedi kardeş bir gezinti yapmaya karar vermişler. Artık büyüdüklerini ve tek başlarına gezebileceklerini düşünüyorlarmış. Annelerini uyandırmadan yerlerinden kalkmışlar ve birbirlerine ne kadar cesur olduklarını söyleye söyleye parkta koşmaya başlamışlar. Pufi
Ben köpeklerden bile korkmuyorum. Pötü. Ben insanlardan bile korkmuyorum. Pisi. Ben arabalardan bile korkmuyorum. Pati. Hele ben hiçbir şeyden korkmuyorum. Derken parkın üzerinde uçan bir kargı kırıp yiyebilmek için ağzındaki cevizi hızla yere bırakıvermiş. Ceviz de yaramaz kedicilerin tam ortasına düşmüş. Hiçbir şeyden korkmadıklarını söyleyen kedi kardeşler ufacık bir cevizden korkup ağlayarak annelerinin yanına geri dönmüşler. O günden sonra bir daha annelerinden habersiz bir şey yapmayacaklarına dair birbirlerine söz vermişler. Masalımız da burada bitmiş çocuklar. Evet çocuklar, annelerimizi, babalarımızı dinlememiz gerekiyor değil mi çocuklar? Çünkü onlar bizi çok seviyor ve hep iyiliğimizi istiyor. Ve ben biliyorum ki siz annelerinizi, babalarınızı çok iyi dinliyorsunuz. Benim güzel çocuklarım, umarım eğlenmişsinizdir, yüzünüz gülmüştür. Sizi çok ama çok seviyorum. Canlarım benim. Görüşmek üzere. Bye bye.